Bugün burada bulunan siz değerli canlar, eğer ne kadar bu 29'unda anmamıza, 12'sindeki anmamıza, şehitlerimizi sahiplenmek adına bir daha bu katliamlar olmasın diye burada bir daha bu zalimin zulmüne karşı direnen canlarımızı her zaman anmada çocuklarımızla, ailelerimizle barış için, demokrasi için, kardeşlik için, bütün temel hak ve özgürlükler için her yıl olduğu gibi yine sizleri orada görmek bizlere güç verecektir. Ben tekrar şehitlerimizi, İmraniye ve Gazi şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Unutmak hainliktir diyorum. Onun için davamıza, davanıza sahip çıkmaya çağırıyorum. Bugün eğer sahip çıkmazsak asimilasyon, inkar, ima politikaları her zamanki olduğu gibi bizi yok edecektir. Onun için bu anlayışa karşı her zamanki gibi hepinizi diri olmaya, birlik olmaya, beraberliğe davet ediyorum. Gül Cemal'ınıza aşkı niyaz ediyorum. Hızır yardımcınız, yoldaşınız olsun. Bu ülkede ta kaynübeleden günümüze kadar bu ülkedeki hukukun, adaletin, demokrasinin, insan haklarının, eşit yurttaşlık temelindeki özgürleşme mücadelesinde gerek Alevi canlarımız, gerek demokrat, sol, sosyalist, bütün canlarımız bu ülkede bedeller ödedi. Tek sebepleri bu ülkedeki 86 milyon yurttaşın kardeşçe yaşamasıydı. Tek sebebi bu ülkedeki huzurun ve barışın inşa edilmesiydi. Tek sebebi bu ülkedeki hakça düzenin oturtulması ve yaşatılmasıydı. Bugün bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Bundan sonra da biz bu ülkenin birliği, beraberliği, barışı ve kardeşliği için elimizden gelen her anlamda, demokratik alanda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizlere yönelik ciddi ciddi girişimler, müdahaleler 2. yüzyılda da devam edecek. Bizim meselemiz Gazi'de, Ümraniye'de ve daha önce, bu en son katliam tabii, canlarımızın, hakka göçen canlarımızı unutturmamak. Ama onun dışında önümüzde daha birçok tehlikemiz var. Gerek dünya konjonktürüne göre, gerek Orta Doğu'nun şekillenmesine göre halen Alevilerin can güvenliği yok. Dolayısıyla bu ülkede demokratik bir yapılanma olmadığı sürece halen can güvenliğimiz de olmayacak. O yüzden hem demokrasi mücadelesinde hem de gelecekte çocuklarımızın bu katliamlara tekrar karşılaşmaması ve tekrar canlarımızın hakkı yürümemesi için bu mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz, ediyoruz da. O yüzden salı günü de tüm bileşenlerimizle, Alevi Bektaş Federasyonu bileşenleriyle salı günü burada tüm halkımızla beraber olup bu haksızlığa, bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa karşı hem sesimizi yükselteceğiz hem de eşit yurttaş talebimizi tekrar dile getireceğiz. Teşekkür ediyorum. Halil Dede'ye bakıyordu. Halil Dede'nin ilk yaşlarını görüyordu. Yani şunu söylemek istediler. Sanki Alevi Sünni çatışması var gibi Halil Dede'nin öldürülmesini, Alevi Sünni çatışmasını isteyen bir zihniyet de vardı. Ben şunu söyleyeyim, ben 20-25 yıl muhtarlık yaptım. Ben 73 yılından itibaren de Gazi Mahallesi'ndeyim. Ben münferit olarak sokakta Alevi Sünni tartışması, kavgası görmedim. Ama sistem öyle bir çalışma yaptı ki sanki bu mahallede Alevilerle Sünniler birbirine girerse Türkiye'de de böyle bir çalışma olacak, böyle bir çatışma olacak. Bizden istediklerini aldılar. Taksiciyle beraber 14 şehit burada. Ayın 14-15'inde itibaren de 5 şehit de İbraniye'de. 450 kişi de yaralı. O dönem Gaziantep'te yönetimde olan başkanımız, arkadaşlar da burada. Meclis Araştırma Komisyonu bizi Dolmabahçe'de çağırdı, Gazi'ye de geldi. Türkiye Büyük Millet Meclis Araştırma Komisyonu'na göre 224 kişi polis kurşunuyla yaralı. Geri kalan 450'nin tamamı da yaralanan insanlarımız İbrani ve Gazi'de. Bu hak arama mücadelemiz neden gün geçtikçe azalıyor? Herhangi bir siyasi parti bir miting yaptığı zaman yüz binlerce insan sokağa dökülüyor. Ama
Gazi anmalarında gün geçtikçe azalıyoruz. Neden bu halk duyarlılığını yitiriyor? Ben bunu sormak istiyorum. Sadece bu Sultan Gazi ilçesindeki cemevlerinin desteğiyle oluyor bu program. Halbuki İstanbul genelindeki bütün cemevlere ikişer otobüs kaldırsa yüz binlerce insan sokakları doldurması gerekirken biz 5000'i aşamıyoruz. Sizden davamıza sahip çıkmak için duyarlılık bekliyorum. Yani bunu kitlelere ulaştırmak, sesimizi daha güçlü çıkartmak için sizlerden destek bekliyorum. Ve Alev Kurum kuruluşlarından da. Meşru bir zeminde yaptığımız anlamımız daha güçlenerek çoğalmak istiyorum. Bölünerek azalmak yerine tek bir pankart altında hepimizi davet ediyorum. Bu acılar hep yaşıyoruz, yaşamaya da devam ediyoruz. Benim zihnimi görmeseydi siz başkası ölebilirdiniz. Ama bizim bak bu direnmemizin 29 yıldır direnmemizin sebebi benim zihnimim gitti, senin zihnimin gitmesin, başkasının zihnimi gitmesin. Bizim bütün çabamız budur arkadaşlar. Başka bizim bir derdimiz yok ama derdim şu var, biz dedik bizim en azın katillerimiz. Hiç değilse ya bir nebze de olsa bunlar yargılansın, cezasın olur ama hiç değil olmadı. Nerede yaşadık? Gezi'de yaşadık kardeşim, bitmez mi yoksa? Bitmez. Vuran adam da hakkında bir cezayı bulsa bulmuyoruz. Çünkü bulmuş olsa zaten adam vurmaz. O zaten polis kendi başına insan vurmuyor. Ben inanmıyorum kendi adıma. Ya bir devlet memuru, ya maaşı çoluk çocuğu, ya çalışan insandır. Nasıl, neye dayanarak adamı öldürsün? Arkası sallı, örgütlü gibi talimatlar geliyor. Bunlar yapasın diyor. Yaptırıyor. Bizim her şeye rağmen, yani bugün mesela mahallemizde bir çeteleşme, yozlaşma olgusuyla karşı karşıyayız. Bunun yarattığı sorunları deneyimliyoruz. Şimdi bu sorunlara karşı mücadele de aslında 12 Mart ruhunu sahiplenmekle bence ete kemiğe bürünebilir. Biz 12 Mart gerçekliğini ne kadar bilince çıkartıp o duyarlılığı güncel kılabilirse bugün yaşadığımız bu sorunları da aşma temelinde o iradeyi en örgütlü şekilde, en doğru temelde sokağa yansıtabiliriz. Bu mahallenin gerçekten bu anlamda çok önemli bir tarihsel süreci var. Yarattığı çok sayıda değer vardır. Ortaya koyduğu bir birikim vardır. Bizim için önemli olan bu gerçekliği göz önünde bulundurarak tutumumuzu esnetmeden devam ettirmektir. Ve kimse ceza almadan ya da herhangi bir şekilde cezalandırılmadan olay üzeri kapatılmış oldu. Şimdi sadece bu tip olaylarda şey değildi yani işte devletin eliyle işlenen hiçbir suçta devlet görevlisi, devlet kendi kamu görevlisi cezalandırılmamıştır. Cezasızlık politikası uygulanmıştır. Bugüne kadar hiç kimse de cezalandırılmadı. Hepimiz biliriz. Ağabey küçük ağabeyi bir evde ayakkabıyla içeri girmelerine tepki gösteren bir kızcağızı vurdular. Bir kızcağızı hiç gerekçesiz vurdular onlara da. Berat verildiğine göre, yani onlar cezalandırılmadığına göre bu olayların cezalandırılmaması hayli belki şey karşılanabilecek bir durumdur diye ya da anlaşılabilir bir durumdur diye düşünüyorum.